Nej, du förstår inte. Du förstår inte vad jag säger. Så som du är oåtkomlig. Merhaba, umarım iyisinizdir. Persona, incelemem için hayli istek gelen filmlerden bir tanesi. 1966 İsveç yapımı bu film, izleyicileri günümüz sinemasının kopyala yapıştır mantığından uzaklaştırma ve aslında eski bir yapım olsa da yepyeni bir sinema mantığına ulaştırma konusunda hayli başarılı. Yaklaşık 1,5 saat süren filmin neredeyse tamamı konuşmalardan ibaret. Sembolik bir anlatım dilinin hemen yanında rüyalar, metaforlar, insan psikolojisi ve varoluşsal felsefeye yönelik dokunuşlar kullanılmış. Bu bağlamda herkesin beğenebileceği ve anlayabileceği bir yapım olmadığını söyleyebilirim. Du skrattar för du tyckte det lät löjligt. Men efter någon tid märkte du att du gick och tänkte på vad han hade sagt. Filmin konusu çok sade. Elizabeth adındaki bir tiyatro oyuncusu bir oyun sırasında bir tür rahatsızlığa yakalanıyor ve susuyor. Fiziksel olarak bir sorunu görünmüyor ama kimseyle konuşmadığı için hastaneye yatırılıyor. Filmde Elizabeth'in bu suskunluğunun nedenleri adım adım anlatılırken ve açılırken onun kendisiyle ilgilenen hemşire Alma ile kurduğu iletişim aktarılıyor. Persona ilk çıktığı zamanlarda değeri çok bilinmese de zaman içerisinde klasik bir film haline geldiği için internette bu filmin arka planı, yapımcısının hayatıyla olan bağları, filmin çekim teknikleri gibi konularda sayısız bilgiye ulaşabilirsiniz. Benim bunları tekrar etmek gibi bir amacım yok burada. İşin doğrusu zaten bu ilgimi de çekmiyor. Yani filmin arka planı. Ben bu videoda aslında filme şöyle minik bir ayna tutmak ve filmin tanınması için küçük bir destekte bulunmak istiyorum. İşte bu nedenle lütfen bu videoyu detaylı bir analiz gibi düşünmeyin. Kanal takipçileri zaten bunu hemen anlayacaktır. Bu girişten sonra spoiler içeren bölüme geçiyorum. Suskunluk da aslında bir maske. Personanın kelime anlamı sözlükte şöyle ifade ediliyor. Bir kişinin karakterinin başkalarına sunulan ve başkaları tarafından algılanan yönü. Personanın anlamı bu. İşte bu bağlamda filmin adı olan personaya bir maske gibi bakabiliriz. Elizabeth'in fiziksel hiçbir sorunu olmamasına rağmen susması, konuşmaması yani suskunluğu bir maskeydi. O bu maskeyi Elektra adındaki bir antik Yunan tiyatro oyununu sergilerken takmaya başlıyor. Neden bu oyun diye şöyle bir araştırma yapınca bu oyunla onun yaşamı arasında bir bağ bulunduğunu anlıyoruz. Bu oyunda kendi öz babasının intikamını almak için annesini öldürmek isteyen bir kızın öyküsü anlatılıyor. Anne kendi kocasını ve kızın babasını aldattığı için alınmak istenen bir intikam söz konusu burada. Peki bu oyunu Elizabeth'in yaşamıyla nasıl bağdaştırabiliriz? Arada nasıl bir bağ bulunuyor? Neden bu oyun sırasında başlıyor onun bu suskunluğu? Bence bunun nedeni şu. Oyunda sebebi ne olursa olsun annesiyle irtibatını kesmiş bir çocuk görüyoruz. Annesini öldürmek isteyen bir çocuk onunla arasındaki bağları tamamen atmış demektir. İşte bu çocuk annesinden intikam almak için sinsice pusuda bekliyor. Elizabeth bilindiği üzere Dean oğlunu kabullenmek ve onu sevmek, kocasının gönderdiği mektubun içerisinden çıkan resmi bile yırtıyor. Çocuğunu kendi kariyerine tuzak kuran sinsi bir düşman olarak algılıyor. Onun en başta neden çocuk yapmak istediğini biliyoruz. Bir sanatçının sahip olması gereken her şeye, güzelliğe, üne, paraya, iyi bir kocaya belki de tüm bunlara sahip olan Elizabeth kendisine söylenen bir söz üzerine anneliğinin eksik olduğunu düşünmeye başlıyor. Bunu kendi hanesine yazılan bir eksi olarak görmeye başlıyor. Son derece narsist ve kendisini beğenmiş birisi olan Elizabeth kendisinde eksik görülmesine katlanamıyor ve sonuç olarak hamile kalıyor. Ama henüz daha doğum gerçekleşmeden korkularına esir düşüyor. Ya bu çocuk tiyatro kariyerimi engellerse, ya bu çocuk yüzünden taptığım vücudumun şekli bozulursa, daha çocuk dünyaya gelmeden bunun gibi pek çok kaygı onu çepeçevre sarıyor. Kürtajı deniyor, bunu başaramıyor. Sonra çocuğunun ölü doğmasını isteyecek kadar ileri gidiyor bu düşmanlık konusunda. Ama olmuyor, çocuk dünyaya geliyor. Elizabeth çocuğu süt anneye vererek onu kendisinden uzaklaştırmaya, kendi dünyasının dışında tutmaya, kendi dünyasına karıştırmamaya çalışsa da çocuğun annesine karşı duyduğu o doğal sevgi bağı onun planlarını bozuyor. Kaçmaya çalışıyor kendi çocuğundan. Adeta onun sevgisine karşı direnç gösteriyor. Ona soğuk davranıyor, kayıtsız kalıyor, onu kabullenemiyor ve kabullenmek de istemiyor zaten. Şimdi anladınız mı neden onun suskunluğuna bir maske dediğimi? Kariyerinden ötürü, sosyal konumundan ötürü bu iç dünyasını kimseyle paylaşamıyor. Bu nedenle yüzüne bir maske geçiriyor ve susma kararı alıyor. Dikkat ederseniz yüzünde zaten bir maske vardı.
En başta neden bir çocuk sahibi olmak istediğini, bunun gerçek nedenini kimseyle paylaşamazken de onun yüzünde bir maske bulunuyordu. Daha sonra onu neden itici bulduğunu, onu neden istemediğini ya da istemediğini kimseyle paylaşamazken de. Şimdi Elizabeth maske üstüne maske taktı ve maskelerin ardındaki gerçek personası belki kendisi tarafından bile görünmez olmaya başladı. Sahte personalar, sahte kimlikler gerçeklerin yerini alıyordu ve kendisi de dahil herkes bu maskeleri gerçek kabul etmeye başlıyordu. Ta ki tırnak içerisinde onun deyimiyle, onun görüşüyle alt tabakadan bir hemşire onun hayatına girene dek. Hemşire bilhassa onun mektubunu gördükten sonra kendi hakkındaki düşüncelerini okuduktan sonra o mektubun üzerinde maskenin ardını görmeyi başlayacak ya da görecek ve ona kendisini olduğu gibi anlatarak onunla savaşacak ve sonunda günün sonunda ona dönüşmekten bile vazgeçecek kadar ona üstün gelecekti. Evet, en başta söylediğim gibi bu videoda personaya sadece minik bir ayna tutmayı, filmi tanıtmayı amaçlamıştım. Bu nedenle detaylara inmeden videoyu burada kesiyorum. Bir başka videoda buluşmak üzere, kendinize iyi bakın.